Gel bakalım Tüpraş. Çekelim kulağından bir senin. seni. Ne olmuş Tüpraş'a? Nereden döndü Tüpraş? Tüpraş nereden döndü? Sizce Tüpraş buradan neden döndü? Yorumlarda buluşalım. Tüpraş sizce burada neden döndü? Neden benim çektiğim pembele döndü de niye buralarda dönmedi de benim çektiğim pembeden döndü? Bilenler yazsın chat'e arkadaşlar. Bekliyorum. Bekliyorum. Bekle desteği. Kutsal pembe. Direnç olur mu arkadaşım orası destek olur. İkili dip endek etkisi. Endekse sence bu mu etki etti? Bu mu endekse etki etti acaba? Kutsal pembe var. Destek ve doji var. Fibo desteği. Agen kutsal pembesi orada. 180'den döndü doji. Kobra. Evet. Güzel. Yaklaşımlar güzel. Güzel. Bilinçlenme çok güzel. Bak. Bak chat yavaş yavaş aslında burada çok güzel oluyorlar. Ha. Chat burada güzel oluyor. Ben size söyleyeyim. Chat kendi kendine farkında değil. Çaktırmadan eğitim alıyor ha. Onu da söyleyeyim. Bak bu kadar detaylı anlatmayacağım bundan sonra. Ona göre. hepinize. Şimdi. Düzeltme hareketi. 10 günlük kalkış. Şey düşüş pardon. 10 günde düşen bir tüpraşta Agah dün diyor ki buranın altı yok. Buradan tepki verir. Nereye? 188'e verir demiştim ben. Abarttı 189'a gitti. Doji. Kobra kutsal pembenin buluşması. Muhteşem üçlü. Sen burayı yıkamazsın baba kusura bakma. Sen burayı yıkarsan endeks de 10.000'i 10 yıkar. Adamlar 10.000'in 10 yıkılmasını istemiyorlar çünkü. 10.600'e geldik. Doğru mu? Böyle tek mumda 4 günlük düşüş alırsın işte. Önemli dedik. Halen de önemli. Burası önemli. Şimdi 87'nin üzerinde kapattığı tatlı güzel keyifli. Pazartesi günde 87 destektir. Belki bir pullback altına atarsa sıkıntı tekrar kutsal pembe gidersen bu sadece bir kedi sıçraması olarak kalır. Haberin olsun. 87 önemli bir pivot noktadır. Üstünde hedefler sırayla belirlidir. İlk hedefin 93. ikinci hedefin hızlıca 98, üçüncü hedefinde 205 olduğunu söyleyebiliriz tüpraşta. Bilginiz olsun dostlar. Tüpraş için söylenecekler bu kadar.